50 yıl sonra bu iş büyük ölçüde çözülmüş olacak. Her sağlıklı hücreden kanser hücresi gelişebileceğini vurgulayan Özpalat, bunun için çeşitli mutasyonlar geçirmesi gerektiğini aktardı. Bazı kanserlerde başarı oranlarının akıllı ilaçlar sayesinde hissedilir şekilde değiştiğini vurgulayan Özpolat. Daha önce başarı oranı lösemide %30 iken akıllı ilaçlar sayesinde %90'a çıktı dedi. İşte gen analizlerini daha efektif hale getirip bunların örneğin bu gen kötü deyip bunlara yönelik ilaçlar geliştirmeye başladık. Dolayısıyla bu ivme gittikçe hızlandı. Yani belki 20 yıl içerisinde birçok kanserin artık tamamıyla ortadan kaldırmış olacağız. Bazı kanserlerde işte o hani yapısal aynı tümörün içerisinde farklı olan klonlardan gelen farklılığı yenmek için de belki 3-5 tane akıllı ilacı kombine olarak kullanacağız ya da bu ilaçlara bir direnç gelişse bile bu ilaçlara daha yani teknolojinin de faydasıyla yeni kuşak ilaçlar ekleyerek daha immünoterapi ya da başka gen modülasyonları, gen susturması gibi teknolojiler ekleyerek işte daha kontrol edilebilir hale getireceğiz. Bülent Özpolat, 20 yıldır Amerika'da bulunduğunu, bu süreçte de önemli kanser araştırmaları yaptığını belirterek, MD Anderson Kanser Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırma ve tedavi yöntemlerinde büyük yol kat ettiğini söyledi. Bazı kanser türlerinin sistemsel bir özelliğe sahip olabildiğini ifade eden Bülent Özpolat, bunların tedaviye çok hızlı cevap verdiğini, 3-5 yıl gibi kısa sürede tekrar geriye gelebildiğini anlattı. Kanser tedavisinde bir ilaç yerine birden fazla ardışık kullanılan ilaçların etkili olabileceğini düşündüklerini ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini dile getiren Özpolat şunları kaydetti. 50 yıl sonra bu iş büyük ölçüde çözülmüş olacak. Çünkü bu çalışmalar çok hız ivme kazandı. Yani şöyle teknolojideki gelişmeler bizim elimizi çok hızlandırdı. Örneğin eskiden ben 20 yıl önce Amerika'ya gittiğimde birçok şeyi işte kendimiz elimizle yapıyorduk. Şimdi otomizasyon var, bir sürü screening aletlerimiz var, robotlarımız var. Çok daha hızlı yapmaya başladık. Bu örneğin gen analizleri, protein analizleri daha derin hale geldi. İşte gen analizlerinde çok kısıtlıydı. Şimdi deep sequencing denilen yeni teknolojiler ortaya çıktı. Normal bizim bildiğimiz genlerin de dışında hiç bilmediğimiz mikro RNA gibi ya da long non-coding RNA gibi ben tıp fakültesindeyken hiç duymadığımız bazı şeyler ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bambaşka bir dünyanın varlığını keşfettik. Bunların bazısı da hakikaten bizim hedef olarak kanserde hedef olarak kullandığımız şeyler ya da kanda bunların eğer varlığına bakarak varsa çok erken teşhise gidebiliyoruz. Bu mikro RNA'lardan bazısı çok erken dönemde kana yayılıyor. Bunları teşhis olarak, erken teşhis belirtisi olarak kullanmaya başladık. Bu konuda yayınlar var. Dolayısıyla bunların da gelişmesiyle hem erken teşhis olayını gündeme getirebileceğiz. Hem de biyolojideki yani biyoloji hakikaten çok kompleks bir olay. Yani 25 bin tane gen var, en aşağı 100 bin tane protein var. Bunların ortaya çıkarttığı kompleks harmoniyi anlayıp zarar vermeyecek şekilde bir etki, bir tedavi geliştirmemiz açısından ihtimal daha çok artıyor. Çünkü artık bu testlerle çok kısa sürede bunları çözer hale geldik.